Selamlar. Bence en az siz de benim kadar küçük klavyelere ayrı bir ilgi besliyorsunuz. Bunu söylememin sebebi yaklaşık 7-8 ay önce kanala atmış olduğum küçük klavye videosuna gerçekten bayağı yüksek bir ilgi gelmişti. Ama şöyle de bir şey var ki o videoyu aşan kişilerin çoğu şöyle düşünmüştü. Herhalde bir klavye ne kadar küçükse fiyatı da o kadar uygundur diye düşünmüştüm sanırım. Ama bu bayağı yanıltmış sanırım videonun içerisine giren kişileri. Çünkü o klavyenin fiyatı yaklaşık 1500 liracık kadarcıktı. Yani bayağı yüksek bir fiyatı vardı. Klavye okey kaliteliydi ama yani şimdi Türkiye'de kaç kişi rahat bir şekilde cebinden o kadar para çıkartarak o klavyeyi, o parayı verebilir. Bundan dolayı bugün elimizdeki ürün sizin daha da böyle bir ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Çünkü bu videoda inceleyecek olmuş olduğumuz 160'lık klavye yerli bir tane marka olan Renpage'den geliyor. Ve bugün elimizdeki klavyenin adı şöyle, görmüş olduğunuz gibi zaten boyutuna uygun bir şekilde Renpage B Atom klavyeyi bugün beraber inceleyeceğiz. Fiyat konusundan da bahsetmek istiyorum çünkü çoğu kişi herhalde bu klavyeye ilgi beslemiş olsa bile alıp almama konusunda fiyatı gördükten sonra karar verecektir diye tahmin ediyorum. Klavyemizin satış fiyatı ise internette 400 ila 450 lira arasında. Zaten mekanik klavyelerin bile başlangıç fiyatı artık 250 liraları bulmuşken hem bu klavyeyi alırsınız masanızda çok daha güzel bir görüntü oluşmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda benim gibi klavye mousepad'i kullanıyorsanız ki benim bu küçük klavyeleri en çok tercih etme sebebim bu. Mouse'unuza mousepad'in üzerine çok daha büyük bir alan açılmış oluyor. Neyse fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü şu küçük minnak klavyemizi size bir göstermek istiyorum. Şu şekilde kutumuzu açıyoruz. Gerçekten bayağı korunaklı bir şekilde geliyor. Yan taraflara böyle birkaç tane strofor koymuşlar. Geleneksel her klavyenin kutusunda olan bir klavye torbamız burada bulunuyor. Bir tane kablo ve kutu içeriğimiz bu kadar. Şöyle bunları ben bir hemen kenara koyuyorum. Bu arada bu bir tek bende mi oldu bilmiyorum ama bu klavyeyi kargo kutusundan çıkardığımda vermiş oldum. İlk tepki hani böyle sevimli kedi, köpek veya bebek gördüğünüzde sesinizi yumuşatırsınız. Uy sen ne kadar sevimli bir şeysin falan filan dersiniz ya. Ben de buna aynı tepkiyi verdim. Kutudan çıkarırken ilk vermiş olduğum tepki. Sen büyüyünce klavye mi olacaksın tarzı bir tepkiydi. Bayağı küçük ve çok sevimli bir klavye yani anlayacağınız. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Benim geçen videoda incelemiş olduğum 1500 liralık küçük klavyenin içerisinde kumaş kablo çıkmıyorken bu klavyemizin kablosu hem böyle iletkenliği daha iyi sağlaması amacıyla altın suyuna batırılmış, aynı zamanda kumaş bir kablo kendisi. Yani anlayacağınız Renpage klavyesine bayağı bir özenmiş durumda. Bu arada klavyemizin kablosunun Type-C kablo olmasının şöyle bir avantajı var. Type-C'nin bize sağlamış olduğu hız Type-A yani namı değer Samsung kablolara göre biraz daha fazla olduğundan dolayı özellikle de FPS oyunlarında böyle küçük de olsa bir avantajını göreceksinizdir Type-A kablolara falan göre. Aynı zamanda bu klavyemizin birçok küçük klavyede olmayan Bluetooth gibi özellikleri falan bulunuyor. Birazdan o konulara geleceğim ama ondan önce klavyenin malzeme kalitesinden, yapısına falan bahsetmek istiyorum. Bu arada sizi çok şaşırtabilir bu söyleyeceğim şey. Klavye her ne kadar bayağı küçük gibi duruyor olsa bile klavyemizin ağırlığı tam 520 gram. Bayağı ağır bir klavye olduğunu da söyleyebilirim. Aslında ağırlık size dezavantajdan çok bir avantaj sağlıyor. Çünkü klavye küçük olduğundan dolayı hafif bir klavye olsaydı mousepad'in veya koymuş olduğunuz yüzeyin üzerine çok daha rahat bir şekilde kayabilecekken ağır olduğundan dolayı sürtünme biraz daha artıyor ve kayma olasılığı biraz daha düşmüş oluyor. Bu da böyle bir avantajdı. Aynı zamanda klavyenin kaymamasını sağlamak amacıyla şöyle 4 tane buraya kauçuk pet koymuşlar. Bunun dışında klavyemizin bu kadar ağır olmasının sebebi klavyenin dış kasası her ne kadar plastik olsa bile klavyenin iç kasası sağlamlık açısından metal bir yüzeyden oluşuyor. Zaten hani şundan bile anlarsınız. Onun dışında klavyemizin bir tuşlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok küçük klavyenin problemleri genelde tuşlarda başlıyor. Çünkü sonuç olarak klavyenin boyutunu küçültebilmek için işte FM tuşlarını bu 1, 2, 3 tuşların olduğu kısma atıyorlar. Yan taraftaki numlock bölümünü çıkarıyorlar. Onu bunu çıkarıyorlar. Sonuç olarak klavyeyi %60 boyutuna düşürmüş oluyorlar. Bunu sağlayabilmek için Renpage'de FM tuşlarını bu görmüş olduğunuz 1, 2, 3 tuşlarını atamış durumda ve bunları kullanmak istiyorsanız veya multimedya tuşlarınızı kullanmak istiyorsanız FN'e basmanız gerekiyor. Bu FN tuşuna basarak ne bileyim ses açıp kısmaydı veya videoda ileri geri gitme veya videoyu durdurma gibi tüm ayarları birçok normal boyutlarda olan klavyede olmuş olduğu gibi bu klavyemizde de yapabiliyor durumdasınız. Aynı zamanda mesela bu benim klavyemde olmayan ve arada bana problem çıkaran bir özellikti. Şu yan taraftaki hani shift tuşunun boyutunu falan filan biraz kısarak veya işte virgül tuşunu başka kısımlara atayarak klavyenin hemen şöyle sağ tarafına sağ sol yukarı ve aşağı tuşlarını yerleştirmiş durumdalar. Bundan sonra siz de görmüşsünüzdür zaten klavyemiz tamamen Türkçe tuş dizilimine sahip olan bir tane klavye. Piyasada görmüş olduğunuz bazı Türkçe tuş dizilimli diye satılıp İngilizce klavyenin üzerine
oradan işte böyle ne bileyim garip noktalı virgülün üzerine ü koymuş oldukları veya yumuşak g koymuş oldukları, sonradan baskıyla yapmış oldukları klavyelerden değil. Her harfimiz tuşların üzerine kazınmış ve tamamen Türkçe olarak tasarlanmış bir klavye. Bu arada bu Rampage'in Biatom klavyesinin tam iki tane modeli bulunuyor. Bu modellerden bir tanesi mavi switchliyken bir tanesi de kahverengi switchli. Benim elimdeki model kahverengi switchli. Zaten kahverengi switchleri belki biliyorsunuzdur. Benim en sevmiş olduğum ikinci switch kahverengi switchtir. Çünkü mavi switch'e göre biraz daha az bir ses çıkarıyor. Şahsen tuş hissiyatını ben biraz daha seviyorum ama tabi bu da kişiden kişiye göre değişecek bir tane durum. Klavyemizin tuşlarının malzeme kalitesi de böyle çok aman aman üst seviyede olmasa bile fena bir malzeme kalitesi olmadığını söyleyebilirim. Ama keşke şu tuşların üzerindeki kavisi biraz daha fazla yapmış olsalardı parmaklarımızla daha iyi tutunabilirdik. Ama yine genel olarak herhangi bir problem çıkarmadı bana bu tuşlar. Bu arada klavyemizin switchlerine biraz daha detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Klavyemizin içerisindeki switch markası Zingzuan diye bir tane marka. Şahsen ben de ismini ilk defa duyuyorum. O Rampage'in hali hazırda kullanmış olduğu birkaç klavyesine daha olan bir tane switch. İnternet sitesinde bu klavyenin switch'in tıklama ömrünü bulamadım. Hatta Rampage'in aynı switch'i kullanan başka klavyelerin teknik özelliklerinin olmuş olduğu bölüme de baktım. Orada da herhangi bir sonuç bulamadım. Ama tahminimce bu switchler ise 20 milyon ila 30 milyon arası bir tıklama ömrü sunuyordur. Switch kalitesinden de şöyle bir bahsedeyim. Switchlerin kalitesi hani böyle piyasadaki en üst seviye switchler olmasa bile zaten hani klavyenin fiyatının 400 lira olduğunu varsayarsak bence gayet yeterli switchler olduğunu söyleyebilirim. Switch konusunda da beni memnun bırakmış olan bir tane klavyeydi. Bu arada videonun başından beri söylemiş olduğum bir şeyi böyle biraz daha genişleteceğim. Şu küçük klavyeler gerçekten bence normal boyutta olan klavyelere göre mesela arkamda iri bir klavye var daha güzel duruyor bana kalırsa. Ve aynı zamanda bu küçük klavyeleri özellikle de yurt dışına bunu çok fazla yapan var. Türkiye'de hem pahalı olduğundan dolayı hem de çok fazla satılmadığından dolayı klavyeyi böyle ekstradan renkli keycap'ler alıp klavyeyi kişileştiren kişilerin sayısı çok fazla değil. Bu videoda bir önceki klavyemin kutusundan çıkan bazı tuşları bu klavyemize takmak istiyorum. Kendi bir farklılık yapalım ve bu klavyeye farklı bir hava katalım diye düşündüm ben şahsen. Bence pembe fena durmadı ya. Şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük klavyelerin üzerine ekstra tuş takarak klavyenin böyle çok daha sevimli bir hale gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu da böyle aklınıza bulunsun. Eğer bu klavyeyi alırsanız böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Bir de sizlere tabii bu küçük klavyemize ekstradan bir hava katan ışık ayarlarını göstermek isterim. Işık ayarlarını şu şekilde ayarlıyorsunuz. Her ne kadar biraz önce böyle pembe bir ışık atamış olsam bile size göstermek amacıyla değiştireceğim. Şimdi FM tuşuna basarak ve şu yukarıda görmüş olduğunuz güneş logosu var ya bu ışık değiştirme modumuz. Efendim şuna basarak 7 tane ışık modu arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hepsi birbirinden farklı. Aynı zamanda bu klavyemizin içerisinde sadece gözükmüş olduğu gibi 7 tane ışık efekti yok. Ekstradan mesela o modlardan bir tanesini açayım. Mesela bakın şu an renkli bir tane ışık modu görüyorsunuz. Bu renkli modumuz. Bu da kırmızı, yeşil, mavi, turuncu, pembe gibi bayağı fazla renk atayabiliyorsunuz klavyemizin içerisine. Ve ekstradan bu uygulamaya ihtiyaç duymadığınızdan dolayı bence bu da sizin açınızdan kolaylık sağlayacak bir durumdur. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu klavye kutudan ilk çıkınca başıma şöyle bir şey geldi. Şimdi bu klavyemizin altında Bluetooth'unu açıp kapamak için bir tane tuş bulunuyor. Şöyle on off yazan. Ama bu tuşu size açık tutmanızı öneririm. Çünkü bunun sebebi klavyeyi mesela her bilgisayarı açıp kapamış olduğunuzda veya kablosundan çıkarıp yere taktığınızda buradaki on tuş kapalı olduğunda klavyeyi atamış olduğunuz şu klavyenin rengini değiştirmiş olduğunuz efekt oradaki off tuşu kapalı olduğu vakitte her zaman başa sarmış oluyor. Yani siz diyelim klavyeyi kırmızı rengine ayarladınız ama şuradaki switch off'ta olmuş olduğu vakitte kablosunu çıkardığınızda veya bilgisayarı açıp kapamış olduğunuz vakitte otomatik olarak default modu olan şu renkli modda açılmış oluyor. Bu da gerçekten bir yerden sonra hani bir iki sefer çok problem olmasa bile bir yerden sonra sıkabiliyor. Bunun çözümü var. Bunu da buradan söylemiş olmak için söyledim sizlere. Şimdi düşündüğünüzde oyuncu bilgisayarlarında falan filan veya oyunlarda Bluetooth çok tercih edilen bir teknoloji değil. Bunun belli başlı sebepleri var ama bunun en başta gelen sebebi ise Bluetooth biraz da geç tepkime veren bir tane teknolojidir. Yani aslında siz telefonunuzu Bluetooth'lu bir cihaz bağlamış olduğunuzda telefon mesela video izlerken ses ve ağız oynaması arasındaki senkronun kaymasını engellemek amacıyla telefon otomatik olarak videoyu biraz daha geç verecek bir şekilde ayarlıyor kendisini sizlere o Bluetooth cihazı bağlamış olduğunuz vakitte. Aynı şekilde bunu laptoplar falan filan da yapabiliyor ama şöyle düşünün, FPS oyunlarında o Bluetooth kulaklığı falan kullanmaya çalışmış olduğunuz vakitte ya ses size biraz daha geç gelecek ya da bilgisayarınız onunla senkron yapmaya çalıştığından dolayı hem ses hem de görüntü geç gelecek. Özellikle de hani bu yaklaşık 10 milisaniye
saniyelik farklar, 8 milisaniyelik farklar falan FPS oyunlarına inanılmaz etkili olduğundan dolayı kesinlikle ben şahsen size özellikle de oyunlarla kullanacaksanız bu cihazı bluetoothlu bir şekilde kullanmanızı önermem. Ama bir de aması var tabii ki. Bu klavyeyi bluetoothlu bir şekilde telefonda veya bluetooth destekli herhangi bir cihazı kullanabiliyorsunuz. Mesela klavyenin bluetooth modunu açabilmek için FN tuşuna basıyorsunuz ve bakın şurada zaten bluetooth logosu ve 1, 2, 3 tuşları görüyorsunuz. Bu demek oluyor ki bu klavyeyi aynı anda 4 cihazda kullanabiliyorsunuz. Bir defa kablolu olarak, onun dışında 3 cihaza da bluetooth olarak bağlanabiliyor ve tek bir tuşa basarak bu cihazlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da bayağı avantajlı bir durum. Şimdi bluetooth modunu aktive edebilmek amacıyla en başta FN'e basıyorsunuz. Bakın şurada bir tane dalga yayılma şeysi gibi bir şey var şu R'nin altında. Buna basmanız gerekiyor. Çünkü bu tuşu bu klavyeyi kablolu bir şekilde kullanmak istiyorsanız kullanacağınız tuş. Bluetooth'u bir şekilde bağlamak istiyorsanız şu demiş olduğum gibi şu R'yi kapatıyorsunuz ve şu Bluetooth şeylerinden bir tanesini seçiyorsunuz. Ben mesela ilk başta Bluetooth 1'e bağlamak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi en başta tablet algıladı bu klavyeyi. Bağlıyorum. Mesela ne yazalım? Selam. Merhabalar. Ne haber? Tarzı istediğiniz her şeyi yazabiliyorsunuz. Ve biraz önce söylemiş olduğum gibi tek bir tuşla Bluetooth modları arasında geçiş yapabildiğinizden dolayı şöyle FN ve Bluetooth 3'e basmış olduğumuz vakitte ise otomatik olarak telefonunuza bağlanmış bulunuyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi buraya da istemiş olduğum her şeyi yazabiliyorum. Yani ben şahsen bu klavyeden bayağı bir memnun kaldım. Küçük gibi gözükse de bize sunmuş olduğu işlevler falan filan bence gayet yeterli ve iyi seviyelerde tutulmuş durumda. Rampage bu klavyeyi bayağı bir özenmiş gibi geldi bana. Neyse ben klavyeden gerçekten memnun kaldım. Hem size böyle masanızda görsel olarak daha iyi duracak bir klavye arıyorsanız hem de performans odaklı size iyi bir performans verecek bir oyuncu klavyesi arıyorsanız kesinlikle size bu klavyeyi öneririm. Ben bayağı bir memnun kaldım şahsen. Dezavantaj olarak ne söyleyebilirim? Hani belki malzeme kalitesi biraz daha üst seviyede tutulur tarzı bir şey söyleyebilirim ama onun olabilir. İçine klavyenin fiyatının artması gerekirdi. Ben şahsen bayağı memnun kaldım. Ürünü beğendiyseniz açıklamaya koymuş olduğum linkten satın alabilirsiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Hatta bu videoyu da şöyle bu klavyeyle kapayarak bitiriyorum. Görüşürüz.